Arkadaşlar hepinize selamlar. Euro Truck Simulator 2'de sıfırdan başladığımız seride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yepyeni bir tır almıştık biliyorsunuz. Geç abi ben park ettim. Aman aynaya vurma. Aynaya vurmadan. Bak aynaya çarptın gidiyorsun. Ayıp. Şu anda lojistik firmasının önündeyim. Kendime uygun bir yük alacağım. Hiç bakmadım hangi yük var diye. Şöyle sağ tarafa park etmiştim. Dinlendim. Şöyle kafayı bir koyduk. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Sizden gelen bazı yorumlar var. Onlara değineceğim şimdi. Bir yandan. Arkadaşlar çok güzel yorumlar yapmışsınız. Evet. Hani bir yanda Scania'yı alıp modifiye etmemi bazı arkadaşlar şey yapmış sonuçta ama hani kredi çektim abi sonuçta böyle yavaş yavaş tırını modifiye et demişler. Ben şimdi sıfır tıra direkt modifiye yapınca bir şey olmuş böyle bir garipsenme olmuş. Hani olabilir ama ben sonuçta bir kredi çektim ve bu benim tarzım hemen modifiyeye giriştim. Evet haklısınız yani bir 100 kilometre 200 kilometre yaptıktan sonra belki yapsam daha güzel olabilirdi. Burada bir yol mu var abi? İnsanlar buradan geliyor. Ha. Ben giremiyorum. Doğrudur. Ya şimdi ben bu tırı biraz kullanayım. Ben bunu zaten işçiye vereceğim arkadaşlar bir süre sonra. Kendime tekrardan sıfır bir tır alıp o tırı modifiye etmeden kullanırız. Öyle yaparız olmazsa. Bakalım batacağız mı bilmiyorum. Oylama da yaptım sizlere ama batacağız mı diye. 31.000 TL'ye Edirne'ye gideceğimiz bir 196 kilometrelik yol varmış hemen. Alalım abi bunu en pahalısını alalım. Şurada zaten yükümüzü görüyorsunuz. İlk defa kendi tırımla yük taşıyacağım. Sıkıntılı bir durum. Kaza yapma şansım var. Kaza yaparsam hasarı ben karşılamam gerekiyor. Ama kendi tırını böyle yanaştırmanın, o dorseyi böyle almanın keyfi şu an paha biçilemez. Şöyle bakın. Gerçekçi olsun diye. Yavaş yavaş geliyorum. Şöyle dış kameradan göstereyim. Abi. İlk yükümüzü alıyoruz arkadaşlar. İlk yükümüzü alıyoruz. T'ye basalım, bağlayalım. Vallahi ilk yükümüzü alıyoruz. Yükümüzü aldık. Hadi bakalım. Edirne'ye bir yolculuk yapacağız. GPS açmadan gitmeye çalışayım. Bakalım gidebileceğim mi? Edirne'ye GPS açmadan gitme challenge. Hadi bakalım. Depomuz full değil mi? Şöyle bir bakalım. Depomuz full. 1284 litre mazotum var. 2600 kilometre yapıyormuş. Ben de mazot göstergesi kalsın. Ne olur ne olmaz. Şöyle yapalım bir. Biraz şöyle kalsın. Yandan takip ederiz. Burada nereden gideceğim? İşte bak buralarda tabela yok. Ufaktan şurada bir bakayım. Ha, düz gidiliyormuş zaten. Tamam. Buradan Edirne. Ha, tabelayı gördüm şimdi. Dur. Edirne'yi buradan takip edelim. Ara sokaklardan gidiyorum şu anda bildiğiniz. Görüyorsunuz zaten full ara sokaklardayız. Şöyle el frenimizi çektik. Şöyle bir tırımızı göstermek istiyorum. Bence güzel oldu modifiyesi. Fena değil. Ama bazı arkadaşlarımız işte bunlara takılmış böyle ufak tefek hani parçaları yavaş yavaş takmadığıma üzülmüşler. Haklılar. Bir dahaki alacağım tırı öyle yaparız. Sonuçta bu bizim hani tek tırımız olmayacak. Ben bunu dediğim gibi birkaç yük sonra iş yaptıktan sonra işçiye vereceğim. Şu an kaç param varmış benim bakalım. 1800 1 milyon 800'üm var. Yani bir tır daha alabilirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Ne zaman alayım tırı? Bu seriye bu arada çok fazla ilgi gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Güzel böyle like'lar geliyor. Cansınız valla. Buradan düz gidiyoruz değil mi? Şuna bir 6 vites gelse de rahatlasak artık.
Edirne, Tekirdağ, Ankara. Şimdi hasarımı göstereyim. %0. Bakın herhangi bir hasar yok. Herhangi bir hasarım yok. Umarım uzun bir sürede hasarım olmayacak. Benzin tüketimine bakalım. Yakıt. 2603 kilometre gider diyor. Ama bayağı uzun. Yani bu kadar gidebiliyor mu ya? Bir tır full depoyla 2600 kilometre gidebiliyor mu arkadaşlar? Yani ilginç. 2600 kilometre gidiyor demek ki. Ya ne depo var be? Bayağı alıyor demek ki arkadaşlar araç. Bizim HGS'miz var, sıkıntı yok. O ne biçim dönüşle oraya? Ben düz gidiyorum arkadaşlar buradan. Şöyle. Edirne'yi takip ediyoruz. Ayrıca bu videoları veya tüm videoları hiç fark etmez, yaptığınız yorumları tamamen okuyorum. Onu da söyleyeyim. Kanalımıza artık fark ettiğiniz üzere çok fazla oyun videosu geliyor. GTA 5 de atıyorum. Bus Simulator 18 atıyorum. Ultimate atıyorum. İşte bu seriyi atıyorum. Bir yandan modları çekip atıyorum. ETS 2. Başka işte tır oyunları oluyor. Onları atıyorum. Elimden geldiğince hani fazla videolar atmaya çalışıyorum. O yüzden bu seri birazcık böyle aksıyor olabiliyor. Haftada bir kere geliyor olabiliyor. En kötü iki kere atmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bunun videosunu çekip atmaya çalışıyorum sizlere. Bir yandan yazlığa gidiyorum. Bir yandan kışlığa gidiyorum. Direksiyon setini işte kullanmaya çalışıyorum falan. O yüzden şaşırmayın arka plan değiştikçe. Bilgisayarı taşıyorum sürekli. Biraz zor oluyor ama böyle arabanın bagajına falan atıyorum abi. Komple böyle hani alışveriş yaparsın, eşyaları atarsın ya bagaja. Aynı öyle taşıyorum. Aynı öyle taşıyorum sistemi. Vallahi gözlerinize inanamazsınız onun videosunu sizlere çekersem. Hani öyle bir video gelsin mi, nasıl bilgisayarımı taşıyorum gibisinden. İsterseniz yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Öyle bir video yapabilirim sizlere. Hadi oğlum. Zaten bu kadar gidiyor. 11 ile mi gidiyor? 12 ile gidiyormuşum. 12. vites. 113. Yok, gitmiyor arkadaşlar. İşte 0 kilometre tır. Bu kadar gidiyor. 113'te böyle gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hızlanmıyor. Baksana herkes geçiyor bizi. Biraz hızlandı şimdi bak. Biraz hızlandı. 120'ye çıktı. Oğlum yol mu kapalı yine? Burada ne olmuş? Oo, bir çevirme var. Bizlik bir durum yok. Yakında şey gelecek arkadaşlar. Şimdi ben burada söyleyeceğim ama ben söylediğimde gelmiş olabilir. World of Trucks için bir etkinlik, bir event gelecek yakında. Ben yine sizlere duyururum onu.
Hani ne işe yarıyor bunlar? Steam bakiyesi kazanma olayı var ya. İşte o bu arkadaşlar. Yakında gelecek. Önemli olan bunu hızlıca yapabilmeniz. Onu da buradan söyleyeyim. Hızlıca yapmanız gerekiyor. Bakalım bu depoyla ne kadar yol yapabileceğim acaba? Vallahi su gibi çekiyor, görüyorum orada ben. Bak yakıtınız çekiyor bak. Bak su gibi çekiyor bak. Görüyorsunuz mu? Vallahi su gibi çekiyor. Kaçta gidiyorum şu an? 120'den de fazla gidiyor. 130'la gidiyor. 130'a kilitledi, sıkıntı yok. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Ayağım yoruldu, hadi. Tırımız da daha yepyeni maşallah. Gerçekten maşallahı var, güzel. Tırımız güzel abi. Selam hocam. Şöyle bir korna da basalım. Ha, HGS, OGS. Şöyle biz. Sağ tarafa geçtik. Oha 695 TL. Aha uykusu geliyor adamın. Arkadaşlar başıma böyle bir durum gelecek galiba. Bak bak nasıl sallanıyor. Uykusu ne zaman gelecek bunun bakayım. Nerede yazıyordu bu? Şurada mavi bir şey var ama ne kadar kaldığını hatırlamıyorum uykusuna. 50 kilometrelik bir yolum kalmış. Şöyle mouse'la mı bakıyorduk ona? Nasıl bakıyorduk şu uyku işine? Bir yerde böyle ne kadar uyku geldiğini yazıyor mu ya? Böyle süresi ya yani 10 dakika sonra uyuyacak gibi. Bir esnedi. Karakter esnedi arkadaşlar. Duydunuz. Oğlum karakter esneyince benim de esneyesim geldi. Vallahi billahi. Hani şimdi uyuyamıyorsun da. Yol yapacağız çünkü. Az bir yolum kaldı yani. 50 kilometrelik bir yolum kaldı. İyice esnemeye başladı bu da. Hocam ben Edirne'ye döneceğim. Ha buradan mı gidiyorum Edirne'ye? Edirne'ye buradan gidiyormuşuz. Vallahi inşallah yanlış gitmiyorumdur. GPS'e bakmıyorum. Tabelayı takip ediyorum. Yanlış gitmiyorum herhalde. Yok ya yanlış niye gideyim abi? SCS gayet güzel yapmış. At 6'ya. Bak bak seslere bak. Adamlar buraya kadar yapmış o sesleri, helal olsun. Esneme başladı da gözler ne zaman kapanacak acaba? Gözler kapanırsa ayvayı yedik. Aman bir kastı bak, ufaktan bir kastı, görüyorsunuz mu? Bak ufaktan bir ağırlaştırdı oyunumu. Bazen oluyor. Ha geldik Edirne'ye galiba.
Vallahi Edirne'ye geldim. Aynen Edirne'ye geldim abi. 7 kilometrem kalmış. Şimdi burada GPS'i açıyorum artık. Çünkü nereden döneceğimi görmem lazım. Vallahi bu uyuyacak herhalde. Kıpkırmızı oldu bak oradaki benzinin yanındaki işaret. Haritanın oradaki. Bana yol verme. Geç hadi geç. Hadi devam et ya. Anla yani benim yol verdiğimi sana. Dörtlü mü açayım? Al. Geç. Ben ağır vasıtayım abi geç. İşte bak burayı göremiyorum ya. Bu anasını sattımın kamerası yanlış tuşa bastım kamerayı çevireceğim derken. Ya şu kör noktayı göremiyorum bak. Şu altıma girse biri alacağım yani. Şu kamera ayarını bir türlü beceremiyorum bu direksiyon setinde. Mouse'a ulaşmak lazım. Böyle yapmak lazım illa. Görülüyorsunuz. Dinlenme. Aha, gözüm kararıyor lan. Ana ben kaç yıl sonra ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Gözüm kararıyor. Bakalım. Tamam dinleniriz abi. Sıkıntı yok. Şimdi tır kendimin olduğu için dinlenmem gerekiyor. Bir yerde uyumam lazım. Yani burada uyuma yeri var, güzel. Ama şimdi yükümü kaç dakika içerisinde teslim etmem lazım? Kalan süre 13 saatim var da. Mesela burada uyusam olur. Ama ben önce yükümü teslim edeceğim. Ondan sonra uyuyacağım tabii ki de. Buraya kadar gelmişim artık. 13 saatlik vaktim olmasına rağmen. Erkenden getirmişiz. Bu arada bugünkü sürüş tarzımı fark ettiniz mi? Böyle çok yavaş yavaş aheste aheste dönüyorum. Hoşunuza gitti mi bilmiyorum ama bakın. Hızım mesela sabit. Basmıyorum görüyor musunuz? Abanmıyorum yani bak. Böyle bir hani gerçek tırcılığa geçiş yapar gibi sürüyorum. Kendi tırımı aldım ya bir özenli sürüyorum bak. Bak görüyor musun dönüşümü çevirişimi bak. Direksiyonu falan yavaş yavaş çeviriyorum bak. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bu tarz gidelim mi? Kendi dorsemize henüz almadık. Hani biraz gerçekçi olsun dediniz. O yüzden hemen almadım her şeyi böyle para basar gibi. Bir anda zengin olayım demedim. Çünkü borç olarak yapıyoruz ama. Birkaç yük sonra ikinci tırı alabiliriz. Krediyi ödemeye başlamamız lazım bu arada. Kredi de sıkıntı yaratıyor. Şöyle. Tamam, böyle kabul etti. Sıkıntı yok. Böyle kabul ettiği için hemen bırakabiliyorum. Arkadaşlar bakın yükümü getirdim. Elemanın da uykusu geldi. Şimdi yükü boşaltıyoruz hemen. Uyku olayını hemen halledelim. Yükü boşalttık. Bakın mükemmel dedi. Ekstra ne verecek acaba bize? 4000 buradan ekstra bir TP verdi. Mesela devam et diyelim. Geçerli olduğu süre 1 saat 2 dakika. Şimdi ben bunun riskine girip yükümü aldıktan sonra uyuyayım. Uyumam gerekecek. Uykusuz yola gideyim mi? Riske gireyim mi arkadaşlar? Uykusuz yola gideceğim abi. Tamam. Diğer videoda arkadaşlar bu yükü alacağım. Uyumadan yola gideceğim. Bu videoya 2000 like gelirse hemen bu videonun devamı yarın gelecek. Böyle bir riske girelim. Bakalım uykusuz yola gittiğimizde ne olacaktır? Umarım bu videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.